Hadi bakalım. Gelin bakalım. Hadi bakalım. Enişte, çocuklara macun alalım. Halledeceğiz hepsini. Herkes burada mı? Evet. Hadi bakalım. Nereye geldik çocuklar? Elif Sultan'a getirelim. Şimdi size bir sürprizimiz var. Nedir? Macun. Hadi gelin bakalım. Dur dur, ben hallederim. Dur hallederim mi? Dur bir dakika ya, başka zaman. Ben varken sana düşmesin. Hadi. Bozuk yoksa bende bak. Yok, var ben. Mustafa simit alacak galiba, ona bir bak da istersen. Ne çıktı hocam? Sen aldın mı? Maşallah. Aman da benim torunum sünnetler olmuş da kocaman adam olmuş ha. Dede, sen niye sezon okumuyorsun? Efendim o Ahmet'i bu değil evlat. Bu değil. Baba dur. Bırak. Yeter artık. Bu çocuklar ezanın aslını duymadı hiç. Ezan yıllardır Türkçe okundu, Türkçe okunacak. Herkes de kanuna, nizama uyacak, anlaşıldı mı? Oya askerleri niye çürüklüyor beni? Ne yaptığını sanıyorsun sen hoca efendi? Şu minarenin üstündeki hilalden, omzundaki yıldızlardan da mı utanman yok hiç komutan? Sen ne biçim konuşuyorsun ha devletin komutanıyla? Ne biçim konuşuyorsun? Sen ne sırıtıyorsun lan? Ha? Vurma onu. Çek lan elini. Defol. Çek elini. Baba. Dede. Alın lan. Dede. Alın. Herkes evine. Hadi herkes evine. Hadi yürü. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Konuşma lan fazla. Gelme üstüme. Gelme üstüme. Baba. Baba. Babacım. Ne oldu baba? Baba. Babamı öldürdü. Oyunu sert oynayacağınızı söyledim değil mi Tarık'a? Sen amca köpeksiz köyde değneksiz dolaşacağını sanmasın da. Emrinizi aynen ilettim komutanım. İyi. Mesajı alıp almadığını akşam öğreniriz resepsiyonda. Başka bir şey yoksa müsaadenizle komutanım. Murat. Buyurun komutanım. Tümay'ı bu işlerden uzak tutuyorsunuz değil mi? Tarık yanlış bir şey yapmasın da. Hayır komutanım. Tümay Hanım'ın eylemden haberi yok. İyi. Hayırdır, senin canın niye sıkkın?
Canım niye sıkın olmasın Hüsnü Bey? Amerikan konsolosu buraya gelecekmiş. Hayırdır, ne işi varmış burada? Dünya siyaseti işte. Önce Patrikhanede, sonra da burada dua edecekmiş. Allah Allah. Canım burada ne duası edecekmiş? Uyanıktır onlar, ezberletmişlerdir. Çocuklar buradayken gelse onlara da bir şirinlik yapar. İstemez hocam. Bizim merasime yetişmemiz lazım. Hocam tamam, Allah razı olsun. Tekrar mübarek olsun. Eksik olmayın. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun hocam. Çocuklar, hocamcıya teşekkür edin bakalım. Teşekkür ederiz. Hadi bak. Patriğe bak. Burada dua edecekmiş. Yavaş aslanlar, yavaş. Üşeceksiniz. E nereye gidiyoruz abi? Talebe Birliği'ne, konferans salonunda olacak diyor. Ah be. Şu düğünü yazın yapacaktık ki. Şu yavru kurtları böyle komando kampına bir sokacaktım. Onlar kurt değil amcası. Aslan, aslan. Bir parça. Sen bizim birliğe gel de kampta üşütürsün falan sonra. Ha, oraya kadar gitmişken senin birliğe kaydını da yaparız. Hop. Yok öyle. Biz ülkü yoluna baş koymuşuz ha. Ölmek var, dönmek yok. Oğlum kızma, şaka yapıyoruz ya. Lan akıl makıl bırakmıyorsunuz. Hüsnü abi, çocuklar tamamsa çıkalım ya. Tamam babam, tamam, merak etme. Hadi çocuklar. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi. Aha, Umay da geldi. Onun ne işi var ki burada? Ne oluyor arkadaşlar? Eylem kararı almıyor, benim haberim yok. Neden? Tarık'ın kararı. Senin olmanı o istemedi. Nerede o? Tarık nerede? Tarık abi bu taraftaydı. Cumay! Ne işin var senin burada? Ben de bunu sormaya geldim. Herkes burada, ben niye yokum? Tamam, konuşalım. Konuşalım. Burada bekle, sakın bir yere çıkma. Konuşacağız. Fatih! Gir içeri, gir! Amerikan konsolosu Pantikhane'den çıkmamış da. Malzemeler hazır mı? Hazır abi. Tamam. İki kişi burada kalsın, diğerleri sokaklara dağılsın. Tamam. Geçin, orada bekleyin. Ne oluyor? Ha? Eylemden niye haberim yok? Ben istemedim gelmeni, ben. Neden? Çünkü tehlikeli bir eylem ve başına bir şey gelmesini istemiyorum. Bu ne demek şimdi? Hadiseye karışmanı istemiyorum çünkü... Çünkü ne? Ayrımcılık yapıyorsun Tarık. Benim ne yapacağımı sen karar veremezsin. Kimse karar veremez. Ben buradayım ve hiçbir yere gitmiyorum, tamam mı? Babanı kimse de mahvedecek. Reverend Father, please understand that we really have to rush. We're going directly from here to Eyüp Sultan Cami. It is very thoughtful that you will visit a Muslim place of worship. I am sure you will be welcomed. Please give my best regards to our Muslim brothers, my son. With a lot of pleasure. Thank you. Thank you very much. God bless you. So let's go, Tom.
Konsolos hareket etti. Geliyorlar. Tamam. Başkanım. Söyle. Konsolos yola çıkmış. Tamam. Molotoflar hazır abi. Tamam. Burada kal. Ne durumda? Her şey hazır. Did you memorize the Muslim prayer, sir? No need, Tom. I know the Sephardic as well as Turkish children do. Sen buradan bir yere ayrılma. Beş dakika ya burada. Maskeleri takın, maskeleri. Maske. Atmayın lan! Çocuklar var!
Tümay bırak polis. Ben bunu da atacağım. Tümay. Tümay dur. Yaparız zaten. Allah kahretsin. Ben de geleceğim. Şahitim bunlarda. Gel lan gel. Gel o zaman. Gel. Örgün şahidisin. Bırak be. Seni var ya. Ne yapacağım be? Ne yapacaksın sen? Enişte. Bırak be. Çocuklara hakim ol. Mustafa. Mustafa birlikte buluşuruz. Tamam. Enişte gelmene gerek yok. Hadi. Bakıyorsun ya. İnsan böyle bir şeyi nasıl bir akılla yapar ona bakıyorum. Sen de onu anlayacak zeka olduğunu sanmıyorum. Ne dedin sen? Duymadın mı? Bir daha söyleyeyim hem istersen. Hem suçlusunu sen işte. Anla. Derdinizi karakolda anlatın. Hadi Tümay lütfen ara. Alo? Alo Işık, Tümay orada mı? Kimmiş? Alo Işık, kızım orada mısın? Buradayım enişte. Tümay nerede? Tümay bakkala gitti. Biz de teyzemle yemek yiyorduk. Tamam. Dikkat edin kendinize. Ortalık karışık. Sokağa çıkmayın sakın. Tümay'a gelince söylersin. Ben bu akşam Nestor'unla Amerikan sefaretinde bir yemeğe katılacağım. Yarın geçerken alırım sizi. Tamam enişte. İyi tamam, gelince beni bir arasın. Olur. Ne oldu? Ortalık karışıkmış, daha dışarı çıkmamalıymışız. Onlar da akşam Nesteren'le Amerikan sefaretine gidecekmiş. Yarın sus bak, ben o kadının adını bile duymak istemiyorum artık, yeter. Teyze, özür dilerim. Ama artık ben de tümü için eniştemi yalan söylemekten çok sıkıldım. Hayatı yalan üstüne kurulmuş bir kişinin de her işittiği yalan olur elbet. Eniştenin kaderi bu. Gel. Müsaitsiz efendim. Nedir durum? İş bitti efendim. Konsolos sırasında yapılan eylemin başarılı olduğu bilgisini aldık. Müsaadenizle efendim. Murat Bey telefonunuz var. Alo Tarık. Alo Murat Bey, duyuyor musun? Duydum telsizden, duydum. İş iyi gitmiş, komutan memnun. Tebrikler. Bir sıkıntı var. Hayırdır, ne oldu lan? Acilen konuşmamız lazım. Bir bahane uydurup Emniyet Müdürlüğü'nün önüne kadar gelebilir misin? İyi de ben komutanı birazdan eve bırakacağım. Akşam sefarete gidecek. Telefondan anlatamaz mısın? Anlatamam. Yüz yüze konuşmamız lazım. Sen kimseye bir şey belli etme. Komutanı bıraktıktan sonra Emniyet Müdürlüğü'nün oraya kadar gel. Thank you.
Tamam, gel sen. Benim ifademi ne zaman alacaksınız? Bekle kardeşim, arkadaşlar ilgilenecek. Sen geç şöyle. Adın? Tümay. Soyadın yok. Erbay. Tümay Erbay. Kimliğini ver bakayım. Sen otur şöyle, ben geliyorum. Evet, ne var? Başkanım, şuna bir bakın. Neymiş bu? Zafer komutanın kızı bu. Şimdi tepene dikilip öfelensin bakalım. Nihayet avucuma düştün Zafer komutan. Sen çıkabilirsin. Başkanım, bir de içeride bir herif var. Milli Türk Talebe Birliği'ndenmiş. He. Şikayetçi olmak istiyor. Kimden? İçerideki herkese. Lan manyak mı bu herif? Milletin şahit olmaktan korkup kaçtığı yerde ne alt etmeye ifade verecekmiş bu? Vallahi başkanım, sünnetlik bebelerle olay yerinden tesadüfen geçiyorlarmış. Hadisenin tam ortasında kalmışlar. İfade vereceğim diye tutturdu. Ne yapalım başkanım? İfadesini al. Herifi yolla. Dilekçeyi de çöpe at. Çık. Kız. Kız. Kızı diğerlerinden ayırın. Sahire söyle, istisna odasını alsın. Böylelikle elimizde kaydı da kalmamış olur. Tamam, çık. Tamam başkan. Ay Zafer komutan, vay. Kardeşim gel. Seni beklettik, ifadeni aldım. Gel benimle. Nereye? Yürü hadi. Nereye ya? Yürüsene kardeşim ya. Onu nereye götürüyorlar? Boş ver sen, gel işimize bak. Böyle nezarethane mi olur ya? Size özel. Buyurun. Ne demek bana özel? Orasını bilemem, geç. Kapıyı kilitleyeceğim. Bir ihtiyacınız olursa 8'i çevirin yeter. Tamam koçum, tamam. Sünnet münnet yok. Düğünü iptal ettik. Sen rahat ol, tamam? Peki, tamam. Hadi gel içeri geçelim. Oyuncaklar da var hem. Korkunun üstüne bu çocukları sünnet etmek yanlış olur. E ne yapacağız başkanım? O kadar hazırlık yaptık metinle. Bu kadar hazırlık boşa gitti başkanım. Gitmedi, gitmedi. Mahmut, Metin, gelin. Remzi. Çocuklar. Bakın kimler geldi. Hacivat ve Karagöz. Seyretmek ister misiniz?
Hadi bakalım. Siz biraz eğlendiriverin. Tabii başkan. Başkan, kuvvet hareketi oldu. Madem öyle, Zahid Efendi Hazretlerine haber vermek lazım başkanım. Buraya teşvik edeceklerdi malum. İnşallah daha çıkmamışlardır da bir daha zahmet olmaz kendilerine. Başkanım, arzu ederseniz daveti bizim evde yemek ve sohbet olarak tebdil edeyim. Vallahi çok hoş olur abi. Ben gidip durumu kendilerine arz edeyim. Mustafa, bir zahmet bizim eve kadar gitsin. Müberra Hanım hazırladığı yemekleri buraya göndermeyip tutsun. Zahid Efendi'nin akşam teşrifler için de sofrayı hazır etsinler, olur mu? Olur tabii. Müsaadenizle. Mustafa, İbrahim Başkan Hüsnü abi, ben de müsaade isteyeyim de bir dükkana geçmem lazım. Ben de müsaadenizi isteyeyim. Durumu izah edelim. Estağfurullah, müsaade sizin, buyurun. Hadi çıkalım. Yar bana bir eğlence medet. Geliyor kafana tencere sepet. Yahu kahvegözüm, gel diyorum sana bir iş buldum. Gidelim şu işi konuşalım. Şuraya bir imza. Tamam, gidebilirsin. Teşekkür ederim. Ne demek, vazifemiz. Sen gel. Konsolos olayında polis Tümay'ı aldı. Ne? Nasıl yani? Ne işi var lan onun orada? Oğlum, komutan sana onu bu işlere bulaştırma demedi mi? Ya ben ondan gizledim işi. Bir yerden duyup gelmiş işte. Bir hesap soruyor, niye haber vermediniz diye. Nasıl temizleyeceksin şimdi bunu? Temizleyeceğim mi? Ben değil, biz. Sen hangi pisliğini tek başına temizledin? Bana şov yapma lan. Komutandan önce ben gebertirim seni. Her şeyini bana borçlusun lan. Her şeyini bana borçlusun. İç. Sakin ol. İn lan aşağı. İn. İnsene lan. Allah Allah, şu hale bak ya. Balyon. Zeynep. He. Yemekleri almaya Arif gelir değil mi? Bilmem. Belki o gelir. Ay. Öleceğim ağrıdan. Hediye. Ha. Bırak şu kurşun işini de Şükran bir iğne yapsın bana. Hadi. Tamam abla. Şükran. Hadi eve git, iğneyi al gel. Tamam abla. Halim, hiçbir şey hazır değil. Kızlar, hadi mutfağa. Tencereleri alıp getirin. Çabuk. Ay.
Berra abla. Şu içerideki kız var ya. Zeynep'in arkadaşı. Feride. Ha. Bak abla, o kız Zeynep'i fena etkiliyor, haberin olsun. Kız, Arif nerede kaldı, gelmeyecek mi? Ay gelir, sabret biraz. İyi tamam, deli. Senin kız gizli gizli yüzünü gözünü boyuyor. Ay yok artık. Ekmek çarpsın bak. Hem o kız bu eve fazla girip çıkmaya başladı. Bana sorarsan Arif'e dikkat et derim. Arif'in de size dikkat edeceğim. Arif benim elimde büyüdü. Benim yeğenim kimsenin kızına yan bakmaz. Arif'ten umarım, Arif'ten umma. Yok abla öyle değil. Kız ona yamanır, Arif ona değil. Oğlanın maşallahı var. Vallahi ben söyleyeyim de gerisi sana kalmış. Mustafa, hayırdır? Ne iş var senin burada? Ay, kusura bakma, yemekleri almaya geldin değil mi sen? Bir dakika bekle. Yok yok, yemek burada yenecek ya. Zahit Efendi de gelecek. Aa, niye? Anarşistler ailesi çıkardı. Çocuklarla aralarında kaldık. Arif abi de polise gitti. Ne? Yoksa Arif'i tutukladılar mı? Yok yok, merak etme sen. Şahitlik için gitti, o gelecek. Mustafa, doğru söylüyorsun değil mi? Bir şey olmadı. Merak etme, bir şey yok. İyi de şimdi bunu anneme nasıl söyleyeceğiz? Kimmiş gele? Hadi görüşürüz. Tamam hadi. Şimdi hemen bırakacaksın o kızı. Zafer komutan duymadan bu işi halledersen senin için daha hayırlısı olur. Telaş etmeye gerek yok. Bırakılacak. Ne demek telaş etmeye gerek yok? Kendisi bizim özel misafirimiz değil. Ama tüm ayarımı almak için Zafer komutanın bizzat kendisinin gelmesi gerekiyor. Başkan, bırak kızı. Kendisini aradım, ulaşamadım. Şimdi git söyle, gelip kızını alsın. Aynen, ileteceğim. İşte bu kadar. Nasılım komutan? Güzel. Şu komutan lafını da bıraksak artık. NATO'dan ayrılalı çok oldu. Haklısın. Yıllar oldu. Ama onca geçen yıla rağmen ilişkimizde bundan başka resmi bir hitap şekli bulamadık henüz. Ne demek şimdi bu? Yeterince açık değil mi? Şimdi David'in resepsiyonunda beni nasıl tanıştıracaksın insanlarla ha? Karım diyemezsin çünkü zaten hala bir karın var. Sevgilim de diyemezsin çünkü saçım buna engel. Peki bana sevgilim veya karım diyemeyen bir adama ben orada nasıl hitap edeceğim ha Zafer komutandan başka? Aa, Zafer Bey diyeyim. Zafer Bey. Nasıl? Başlama yine Nesteren. Hadi gidelim. Bir gün ya. Sadece bir gün seninle bir kez olsun sahilde el ele yürüyebildik mi? Tek bir gün olsun seninle şöyle romantik bir akşam yemeğine gidebildik mi? Hayır, gidemedik. Yeter artık, uzatma. Emredersin komutanım. Emredersin. Sen zaten sadece ve sadece emredersin. Ama yeter artık, anladın mı? Yeter.
İstemiyorsan gelme Nesler'e. Anladın mı? Ben kendim giderim. Bugün orada benim eski çalışanımsın o kadar. David'le eski mesai arkadaşımsın o kadar. Anladın mı? İstemiyorsan gelme. Ne eksik ne fazla. Zafer. Nasılsınız? Elhamdülillah. Hocam siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Süleyman Bey siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Sizin maruzatınız meclisle alakalı mıydı Necmettin Hocam? Maruzatımız duadan ibarettir muhterem kardeşim. Eyvallah. Bu arada Necmettin Hocamızın Konya'dan bağımsız adaylığı için de Zahit Efendim sizin tavsiyelerini rica edecek. Anladım Süleyman Bey. Pek muvafık olur. Gel bakalım delikanlı gel. Bak evladım. Allah'ın rahmeti hepimizin günahından daha büyüktür. Üzülüp kendine işkence etme. Hadi o ahını oha çevir bizi de üzme artık ha. Hadi bakalım. Ooo Necmettin Bey, hoş geldiniz. Sizi burada görmek ne güzel böyle. Ne güzel. Sen de hoş geldin Hüsnüm. Hoş bulduk efendim. Ne oldu, geciktik mi yoksa? Estağfurullah efendim. Merasimi iptal ettik. Fakirhaneye teşrifiniz olur mu diye arz etmeye gelmiştim. Estağfurullah, o ne demek öyle? Elbette olur. Ama Necmettin Bey'le bir iki hasbihal edelim. Sonrasında gideriz. Nasıl arzu edersen sana. Buyurun. Selamlar Kübra Bey. Selamlar hüküm abi. Ve aleyküm selam Arif abi. Başkanım geçelim. Müsait mi? Müsait. Buyur geçebilirsin. Selamlar hüküm. Hah aleyküm selam Arif. Gel. Allah kabul etsin. Sağ olasın. Ne yaptın? Emniyette bir aksilik çıkmadı inşallah. Yok başkanım. İfademizi alıp yolladılar işte. İyi güzel. Düğün de iptal olmuş. Evet Arif sorma. Kıyamadık çocukların ağlamasına şimdi o vaziyette. Hayırlısı. Kısmetliymiş. Zaten akşam sizdeyiz Arif. Öyle mi? Zahit Efendi de oraya teşrif edecek. İyi daha iyi olmuş. Sen yoruldun biraz ha. Git dinlen istersen. Yok başkanım yok. İyiyim ben. İyi. Çay içeriz ama. Hamdi bize iki çay söyle. Tabii başkanım. Başkanım benim şu fakülte mevzu ne olacak? Yarın kaydın son günü. Diplomayı vermediler hala. Ben konuştum lisenin müdürüyle Arif. O diploma sabah buraya gelmezse lise binasını başına yıkarım dedi. Herif numaracının teki. Bütün İmam Hatip mezunlarını oyalıyor. Kayıtları kaçırsınlar da bir yere giremesinler diye elinden geleni yapıyor herif ya. Fark dersleri imtihanında da burnumuzdan getirdi zaten. Biliyorum Arif biliyorum. Her şeyden haberim var. Sen merak etme. Her şey hallolur Allah'ın izniyle. İnşallah başkanım. Efendim arkadaşlar bu seçimlerde adaylığımızı koymamızı münasip buldular. Konya'dan bağımsız adaylık diye düşündük.
münasip midir, değil midir meseleyi zat halinize arz edelim istedik. Estağfurullah. Siyasetin ehemmiyeti malum. Zaten bu çok geç kalınmış bir mesele. Kaç vakittir millet dini bütün siyasetçilere hasret bekleyip duruyor. Çok hayırlı bir işe koyulmuşsunuz. Pek münasiptir. Bu yol uzun, tehlikeli ve meşakkatle dolu. Lakin biiznillah meyvelerini ileride mutlaka verecektir. Dua buyurunuz efendim. Dua müşterek. Ülkem ve Türkiye daima dost kalacaktır. Bunu bütün kalbimle inanıyorum. Bu dostluk bugün beni çok sıcak karşıladı. O kadar sıcaktı ki bir anda ceketim tutuşacak zannettim. Sovyet meslektaşım diğerli konsolos Mr. Molakov alınmasın lütfen. Destekçileri olan komünist gençlerin bizi konfetilerle karşılamayacağını biliyorduk. Fakat onların ateşli protestolarının Türk halkının gerçek duygusunu yansıtmadığından da emindir. Biz dostuz. Gerçek olan bu. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Diğerli konuklarım, özür dilerim lütfen. Yıllar önce NATO'da iş arkadaşım olan sevgili dostum Zafer Erbay, ki kendisi artık bir subay değil, önemli bir iş adamıdır, aramıza katıldı. Çekti bunları. Kadir abi çekti. Gazetenin bir numaralı olay fotoğrafçısı. Bütün çekilenleri istiyorum. Özellikle de gözaltına alınan arkadaşlarınkini. Negatifler de dahil. Tamam. Benim için neler yapabileceğine bağlı. Asıl olay... Allah fitne ve fesat ehline fırsat vermesin. Amin. Zaman kötü. Kötülük zemin bulmasın. Amin. Ne buyuruyor Cenab-ı Zülcelal? Her kim ki bir canı kısas ya da yeryüzünde fesat salmanın dışında alırsa bütün insanlığı katletmiş gibidir. Ama her kim ki bir insanı diriltirse, bütün insanlığı diriltmiş gibidir. Peki, insan insanı nasıl diriltir? İyilik ile, ikaz ile. Fesat. Fesat öyle bir afettir ki, tarladaki gök ekini biçip giden çekirge sürüsüne benzer. Allah bu memlekete merhamet etsin. Amin. Eğer böyle bir fesat olursa tarladaki gök ekin gibi biçilip geçer insanımız. Eyvah deme fırsatımız bile olmaz. Allah hepimizi korusun. Amin. Amin. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Senin şoför Murat aşağıda bekliyor. İçeriden izle. Evet Murat, söyle ne oldu? Haberleri iyiydi komutanım.
Gel bakayım şöyle. Hayırdır? Bugünkü hadisede tüm ayağımı da içeri almışlar. Ne dedin sen? Tümay'ı mı? Evet komutanım. Tek laf etme. Murat şimdi seni eve götürecek. Adamını atmayacaksın evden dışarı. Yarın da ben geleceğim, okula götüreceğim seni. Anlaşıldı mı? Anlaşılmadı. Ben senin emirlerin değilim. Bağırma bana, karşı gelme Tümay. Ne yaparsın? Döver misin yine? Güç göster, senin işinin bir parçası zaten değil mi? Dokunma bana. Tümay! Tümay Hanım, Tümay Hanım. Bırak gitsin. Bırak. İbrahim Başkan, aklımdaydı. Unutmadan söyleyeyim ya. Bu komünistler günlerdir sırf İmam Hatip'li arkadaşlar kayıt yaptırmasın diye öğrenci işlerinin orada sıra olup gün atlatıyorlar. Haberiniz vardır. E biliyorsunuz yarın son gün. Biz bir hareket çekeceğiz. Eğer siz de destek verirseniz seviniriz. Biliyorum Ömer. Arif'in de böyle bir durumu var. Biz de kendi çapımızda uğraşıyoruz. Bilgi için sağ ol. Eyvallah. Bu arada Ömer, bunu saymıyorum. Talebe Birliği'ne özel olarak bekliyorum seni. İnşallah. Ben arıza adamım başkan. Birliğe pek uyamam gibi geliyor. Böyle tiyatro, seminer, kulüp işleri falan sıkar beni. Nerede hareket orada bereket yani. Öyle ya. Birileri memleketi parçalayıp bir yerlere peşkeş çekerken... bizim... sinemayla, tiyatroyla pek işimiz olmamalı. Neyse, ben müsaadenizi isteyeyim. Müsaadenizi. Dükkana geçeceğim ben. Hayırlı geceler. Hayırlı geceler. Hayırlı geceler. Ömer, sen yine de arada uğra. Dertleşiriz, ha? İnşallah. Hayırlı akşamlar. Bize katılsa da katılmasa da seviyorum bu Ömer'i. Allah akıbetini hayretsin. Amin. Amin. Hadi biz de gidelim artık. Başkanım doğru. Biz seni uğurlayalım. Yok estağfurullah canım. Gel başkanım. Yok yok buyurun. Ha Arif, yarın sabah erken gel. Şu diploma işini halledelim. Bugün Arif'e bir şey olsaydı ölürdüm ben artık. Ama ne yapayım? Bu beni fark etmiyor bile. Belki de başka biri vardır. Garip garip konuşma Allah aşkına beri de. Hem birisi olsaydı Mustafa söylerdi bana. Hoş. Arif abim böyle şeyleri ona anlatır mı anlatmaz mı orasını bilemem. Ya ne fenasın ya Zeynep. Bir sevindiriyorsun, bir batırıyorsun. Ne yapayım? Çok hoşuma gidiyor bu halleri. Kızlar mutfağa kapandı mı Berra abla? O Feride içeride Arif dırdırı yapmıyorsa ben de hiçbir şey bilmiyorum. Boşuna yapar. Arif'i Zeynep'le evlendireceğim ben.
İki cihan bir araya gelse kızınla yeğenimin mürüvvetine kimse mani olamaz. Hala. Müberra, neler duyuyorum? Ne diyorsun sen hala? Ne duyduysam onu diyorum işte. Ben rahmetli abim öldüğünde kendi kendime söz vermiştim. Bu nasıl bir söz hala? Zeynep benim kardeşim. Bak hala. Sen benim ana yarımsın. Zeynep benim bacım. Bu dediklerini duyarsa ben onun yüzüne nasıl bakarım? Hiç mi düşünmez? Elbette ki düşündüm. Dinen caiz, kanunen yasak değil. Evlenen nasıl evleniyor? Sorun işte ne? Hala lütfen. Zeynep'le senin evlenmene bir mani yok ki oğlum. Hala beni rencide ediyorsun. Anne! Arif. Enişte beni yalnız bırak. Arif oğlum. Enişte beni yalnız bırak. Oğlum. Arif. Neler duyuyorum? Ne diyorsun sen? Zeynep. Zeynep kızım. Zeynep. Aramıza katıldığından haberim olmadı komutanım, yemin ederim. Kimden haber aldı, nasıl geldi bilmiyorum. Ne demek bilmiyorum lan? Ne demek bilmiyorum lan? Senin işin bilmek, emri uygulamak. Benim kızım bu işlerden uzak duracak demedim mi sana? Bir daha olmayacak komutanım. Yemin ederim. Benim kızım senin yüzünden tokat yedi benden. Tokat yedi lan! Bir daha olursa öldürürüm seni. Yanlış da, hem de çok yanlış. Nikah önce akla değil aşka düşer. Yahu onların gönlünde olmayan bir şeyi akıllarına nasıl sokarsın? Ama ben Zeynep'le Arif'in iyiliği için söyledim. Allah'ım. Biz onların sahibi değil, emanetçisiyiz. Anne baba olmamız hayatı onlara dayatma hakkı vermez bize. Kötü bir şey söylemedim ki ben. Biliyorum. Müberra, biliyorum. Çocuklar da biliyor. Ama yaptığın yanlıştı, kabul et. Hem de çok yanlış. Sakın bu konuda bir daha bir şey söyleme. Gözünü seveyim, sakın. Harap ettin kendini, ağlama bu kadar. Tümay.
Nerede kaldın kızım? Sabahtan beri babana yalan söyleyip duruyoruz. Bağırma anne. Geldim işte. Ne oldu? Yok bir şey. Ne demek yok bir şey? Sen şu yüzünün haline baksana. Hem ben senin annenim, seni tanımaz mıyım? Tanımıyorsun. Sen de tanımıyorsun, babam da tanımıyor. O herkesin içinde tokat attığın ses çıkarmayacak bir emir eri olduğumu zannediyor. Sen... Tümay! Tümay buraya gel. Tümay! Rahat bırakın beni hepiniz. Tümay. Sana Tümay bu evden dışarı çıkmayacak demedim mi? Yüzüme bak Esma, yüzüme bak. Sakladın benden, yalan söyledin bana. Esma, bak bu evi benim arkamdan kumpas kurasın diye vermedim sana. Eğer bir daha olursa gelir Tümay'la kendim ilgilenirim ha. O kadından fırsat bulursan tabii. Ne alakası var Nestelen'le? Ne alakası var? Var Zafer. Her şeyin o kadınla ilgisi var. Asıl saçmalık ne biliyor musun? Senin bunu fark etmeye alışın. Işık. Evladım benim. Sen bana abimden tek kalansın. Seni hiç evlatlarımdan ayırmadım. Konuşmalarımdan kırıldıysan kusuruma bakma. Biliyorsun. Senin diline bir zarar gelirse ben yaşayamam üzüntüde. Sadece yanlış zamanda duydun. Niyetim yoktu. Seni üzmek beni kahar eder. Ne olur beni yanlış anlama. Pekala. Ama bu konuyu bir daha açmayacaksın. Alan'la biz yukarıda uzun uzun konuştuk. Sen de tanıyorsun onu. Bir karıncayı bile incitmez. Pamuk gibi gönlü vardır.
Söyle de şunları acele etsinler biraz. Hemen komutanım. Tümay. Baban aşağıda bekliyor. Hadi geç kalmayalım. Tümay. Hadi. Camide Arapça ezan okumak isteyen halk ve asker arasında geçen münakaşa esnasında meydana gelen olay da kan aktı. Seken kurşun neticesinde Hoca İhsan Ünlü hayatını kaybetti. Buyur. Arif evladım. Aa, enişte. Halit'ten duydum. Üniversite sonuç belgen gelmiş. Evet enişte. Hukuk fakültesi geldi Allah'ın izniyle. Maşallah, maşallah. Böyle bir günde bu haberleri mi okuyorsun evladım? 20 yıldır kendini heder ettin. Takdiri ilahinin tecellisinde bir hikmet vardır. Arif. Bırak artık şu işin peşini. Enişte hukuk benim tek tercihimdi. Neden? Güçlülerin korunduğu, hakların haksız ilan edildiği bu düzene karşı gelmek için. Babamla dedemin intikamını almak için. Evladım. İntikam hırsı aklı selimi götürür. Ben sadece kısas hakkımı istiyorum enişte. Alp abi, hayırdır? Sen ne zaman geldin? Az evvel. İbrahim Başkan'dan önce sana bir uğrayayım dedim. Canı sıkılmış sanki biraz. Bugün fakülte kaydının son günü. Hala normal lise diplomam yok. Öğlene kadar gelmezse hukuk fakültesi hayal olacak artık. İmam hatipli olmak böyle bir şey işte. Aynen Üstad Necip Fazıl'ın söylediği gibi. Öz vatanında parya. Hadi abi hadi. Gel İbrahim Başkan'ın yanına gidelim. Görüşürüz anne. Tümay, Işık, hadiselerden ve yabancılardan uzak durun. Yabancılar art niyetlidir. Sana kalsa herkes yabancı. Ukalalık etmesen olmaz mı? Ben sizi korumaya çalışıyorum. Kafese kapattığın kuşlar gibi mi?
İbrahim Başkan problemi çözmüştür inşallah. İnşallah. Ya hem düz liselerin iki katı kadar ders al, hem de İmam Hatip diye seni fakülteye almasınlar. Nasıl bir zihniyet bu? Neyse abi, hele sen bir görüş de bakalım ne olacak. Hı hı. Ha Arif abi, İmam Hatip'in judo takımı için seçme yapacağız ha bugün, unutma. Unutmam. Kemal Hoca'yı da çok özledim zaten. Kayıtta sorun çıkmaz, sonra da sürpriz olur. İnşallah. Hamdi Başkan'ın müsait mi? Müsait. Ha Arif gel. Başkanım. Ben de nerede kaldım çocuk diyorsun. Al bakalım, kayıt dosyan hazır. Verdiler mi diplomayı? Elleri mahkum Arif. Çok şükür. Sadece korkaklar sırtını düzene dayar. O yüzden efelenmeleri de bu düzen gibi sahtedir. Doğru söylüyorsun başkanım. Allah senden razı olsun. Senden de Arif. Hayırlı olsun. Eyvallah başkanım. Akşam konuştuklarınızı unutma, tamam mı? Tamam Melis'le, merak etme. Hazırlıklı olun. Birazdan hareket başlayacak. Bıyığından, sakalından şüphelendiğimiz kimseyi sıraya sokmayın. Tamam mı? Sokmuyoruz. Ama bir hadise çıkması lazım. Yoksa arada kaynayan çok olur. Bir hadise çıkarsa bu öğrenci işlerini de kapatırlar belki. O zaman sıraya falan gerek kalmaz. Çıkar, çıkar. Turancılar geliyor. Komünistleri bu üniversitede istemiyorum. Teyzem çok üzgün. Bir yandan sen, bir yandan baban. Herkes bir şekilde öfkesini ondan çıkarıyor. Bana annelik taslama aşık. Evde bir tane var zaten. Benim yok ama. Elimde sadece teyzem var. Ve onun ağlamasına dayanamıyorum Tümay. Bence sen elindekinin kıymetini bilsen iyi olur. Of Işık. Tümay! Ömer! Ömer! Ne var? Ömer! Hattıysa bakma! Çekil arala!
Sakin ol. Ya güzel yine görmüyor musun? Oğlum kız işte. Ne diyorsun be? Ne diyorsun? Ya senin var ya. Bırak. Oğlum dur. Götür bu arkadaşını buradan. Götür. Bugün senin için birlikte konuşacağız. Şunu takip et. Tamam. Peşinden ayrılma. Çabuk. Teşekkür istemez. Tamam, bir şey söyleme artık. Lise okul diploması nerede? Fark derslerini verdin mi? Verdim, burada. Bu İmam Hatip okul diploması evladım. Normal okullarla eşit sayılmıyor. Bilmiyorsun galiba. Bununla yüksek İslam'a gidiyorsun. Nerede lise diploman? İşte burada diyorum. Burada. Tabii. Son güne bırakıyorsunuz. Her şey tıkış tıkış. Zaten etrafta karışık. Of! Kaydını yaptım. Bu da okul numaran. Haftaya da öğrenci kimliğini gelip alırsın. Kayda geç kalanlardan mısın? Evet. Neden sordun? Hiç. Tanışalım istedim. Mahsurum var. Yok. Tarık ben. Uzatmalı hukuk öğrencisi. Ben de Arif. Gecikmeli hukuk öğrencisi. Kalacak yer falan ayarladın mı? İstersen FKF'den bir şeyler bakabiliriz sana. FKF nedir? Bilmiyor musun? Fikir Kulüpleri Federasyonu. Devrimci değil misin sen yoksa? Tam bağımsız. Ne dedi? Hangi gruptanmış? Bağımsızmış. Ot yani. Sen gelsene bir dakika benimle. Sen kendini ne zannediyorsun? Ha? Bir daha benim onayım olmadan hiçbir eyleme girmeyeceksin. Dün birdi, bugün iki. Sana ne? Sen kendini önder mi ilan ettin? Sen kim oluyorsun da benim eylem hakkımı elimden almaya kalkıyorsun ha? Ben seni sana karşı korumaya çalışıyorum Tümay. Anlamıyor musun hala?
Evet beyler. Bu fabrikayı bize emekli subay lokali yapalım diye mi verdiler? Komünistler bütün üniversiteleri işgal etti. Gericilerle ittifak halindeler. At başı gidiyor yani iki grup. Birisi kurtuluş mitingi yapıyor, diğeri şahlanış. Peki biz ne yapıyoruz? Senden başlayalım paşam. Hükümet çımartıyor bunları. Nurcular, tarikatçılar sürekli başbakanla beraber. Hiçbir randevu talepleri geri çevrilmiyor. Komünistler de İsmet Paşa'dan yüz buldu. Ortanın solundayız dediği günden beri parti ana çizgisinden kaydı maalesef. Ortanın solu Moskova'nın yolu. Ha işte. Demirel de bu lafın üstüne atladı. Arkadaşlar, bu konuştuklarınızı kahvede domino oynayan Esap da konuşuyor. Biz ne yapacağız diyorum, biz. Komutanım. Siz şu fabrikanın sahibi Serhat Bey'le bir görüşseniz. Komando kamplarının sayısını arttırsak. Muhtemel bir kalkışmayı da hem... Bu meseleyi kapatın. Lafını dahi etme bir daha. Başka bir yöntem bulun. Bu dinci komünist ittifakı başlamadan bitirmek zorundayız. İmam hatipleri kaybettik. Yüksek İslam dışındaki üniversitelere girmesinler dedik ama... yasal boşluklardan faydalanıp... normal lise diploması alarak şakır şakır kayıt yaptırıyorlar üniversitelere. Özellikle de hukuk ve siyasal bilgilere giriyorlar. Ben bu meseleyi dün konsoloslukta valiye biraz konuştum. Bürokrasiyi ağırlaştırarak gününde kayıt yapmalarını engellemekten başka bir şey gelmiyor dedi elimizden. Haklı beyler. Nihai çözüm değil bu. Paşam da haklı. İmam hatipleri kaybettik beyler. Ama kışlalar bizim. Arkadaşlar, Ankara Üniversitesi'ndeki yoldaşlarımız demokratik öğrenci hakları ve 6. filo protestoları konusunda bizden öndeler. Onlar boykotu başlattı. Biz geç kaldık. Dünkü eylemi yabana atma. Bak konsolos kaçacak delik aradı. Sözümü kesme arkadaş. Dünkü eylemi de ayrıca konuşacağız. Komandolar da başımızda patladı ama. Bütün eylem güme gitti. İki faşist görünce kaçarsanız daha çok başımızda patlar. Mesele kaçma meselesi değil. Arkadaş haklı. İTÜ'ye sıkışıp kaldık arkadaşlar. İstanbul Üniversitesi'ndeki varlığımız çok zayıf. Önerim şudur. Önce şu faşistleri İstanbul Üniversitesi'nden sürelim. Sonra da üniversite binasını işgal edelim. Bunu tartışalım. Kesinlikle. Evet, ama ben de bunu söylüyorum işte. Ne gerekiyorsa yapalım. Tümay. Biraz aşırıya kaçmıyor musun? Ne demek şimdi bu? Ya dün polisteydin. Bugünkü kavgadan kıl payı kurtuldun. Yarın ne olacak ha? Sırada ne var? Silah mı? Gerekirse evet. Hakikaten abartıyorsun. Sen faşistleri bahane edip babana baş kaldırma niyetindesin sanırım. Işık saçmalama. Saçmalamıyorum. Eğer bir devrim olacaksa bu düzene karşı olacak. Babana karşı değil. Sen de bunu anlamalısın. Işık kes artık. Bir şey mi var arkadaşlar? Yok. Evladım ne yapıyorsun sen burada? Siliyorum hocam. Evladım burası yazı tahtası mı? Koridor. Niye sınıfında değilsin sen? Nöbetçi öğrenciyim hocam. Nöbetçiysen git nöbetçi masana ders çalış. Paspas yapmak senin işin mi? Hem Şakir Efendi nerede? Hocam çocuğu hastalanmış evine kadar gitti. Ya. Ver bakayım sen şunu bana. Olur mu hocam? Oğlum ver dedim. Hocam ben silerim. Ver dedim. Buyurun. Hadi al. Sen de git. Nöbetçi masanda zil çalana kadar ders çalış. Oldu mu? Hadi. Tabii hocam. Vay. Aa. Abi. Adam oğlum. Nöbetçi misin sen? He.
Kemal Hoca odasında mı? Yok. Koridoru paspaslıyor. Ah Kemal Hocam ah. Evliya gibi adam. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hocam nasılsınız? İyiyim Arif. Sen nasılsın? Hamdolsun. Mustafa. Sen nasılsın oğlum? Hamdolsun. Maşallah hocam. Tevazunuzdan hiçbir şey kaybetmemişsiniz. Böyle geldi böyle gider. Sizde ne var ne yok? Hadi hadi. Gelin odaya gelin. Kaydı yaptırdın ha? Hukuka. Çok şükür. Elhamdülillah. Hamdolsun hocam. Savulun hakimler. Ünlü bela geliyor. Estağfurullah hocam. Ne çektim ben bunun elinden? Okulda dövmediği çocuk kalmadı. Cahillik işte. Sırf bunu dizginlemek için judocu hoca getirdim okula. Ama o gitti karateci oldu kerata. Gönlüm ona kaydı diyelim hocam. Hadi çayları içelim de çocukları seçmeye gidelim. Sabahtan beri heyecanla sizi bekliyorlar. Şunu çantaya koy, kuşlar gidecek. Sen ne yaptın, üniversiteyi yokladın mı? Evet komutanım. Bugün ufak çaplı bir olay çıkmış, hepsi o kadar. Milliyetçiler komünistlere saldırmış. Ama? Aması ne? Arif Ünlü diye bir oğlan. Milliyetçi grubu durdurmuş. Eysi komutanım, tek başınaymış. Tek başına mı? Nasıl yani, kimlerdenmiş bu oğlan? Orası belli değil komutanım. Ama bizden değil. Hukuk fakültesine yeni kayıt yaptıranlardan. Allah Allah. Adı ne dedim bu oğlanın? Arif Ünlü. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَأَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمِ Maşallah. Hocam. Maşallah Kasımpaşa'nın, maşallah. Merhaba hocam. Çocuklar, okulun karate judo takımına aday olacak öğrencileri sizin aranızdan bu abileriniz seçecek. Onlar da sizin gibi imam hatipli. Merhaba arkadaşlar. Kimler seçmelerimize katılmak ister? Çok güzel. Sen niye kaldırmadın elini? Hocam, o gelemez. Kasımpaşalıyı vermem size. Neden hocam? Boyu posu maşallah yerinde. Onu verirsem okulun futbol takımı çöker. O Kur'an bülbülü. Okulun golcüsü. Onu isteme de başka kimi istersen iste. Peki bakalım. Allah yolunu açık etsin. Allah razı olsun abi. Sen kalk bakalım. Dünden beri çok gerginim, sana patladım. Ama içimdeki öfke de çok büyük. Biliyorum. Ama arada kalıp paparayı yiyen de hep ben oluyorum. Evin en küçük kızı olmanın kötü yanı da bu herhalde, değil mi? Evin en küçük kızı. Babamla ne konuştunuz, ne söyledi? Sana karşı işbirlikçilik teklif etti bana. Gerçekten mi? Yani yok, biraz abartıyorum tabii ama sonuçta o anlama geliyor. Sen akıllı uslusun, tümay yaramaz. Lütfen ama göz kulak ol dedi. Yani aramızdaki 2 yaş farka rağmen bu durumda evin en küçük kızı sen oluyorsun tatlım. Öyle galiba. Hadi gel şurada balık ekmek yiyelim mi? Ben çok acıktım. Yiyelim, ben de acıktım. Ömer!
ettim seni kızlarım. Ömer! Ömer! Ulan lan! Ne var? Bütün seninle birlikte konuşacağız. Abi geri gelecek misin? Arkadaş biz sana geliyorduk. Sen ne zahmet ettin ya? Var ol bakalım. Seninle uğraşacak vaktim yok da. Hop! He? Buraya kadarmış. Yolun sonuna geldik. Adaletli ben. Bir ülkücüye on tane sonucuk. Osman dediği kim? Osman Yüksel. Ser'den geçti. Hmm, şu meşhur kravatsız vekil. Buyurun üstadım. Çay ver herkese. Gençleri unutma. Onlar bu davanın istikbali. Yolları uzun, yükleri ağır. Eyvallah. Ömer gelmemiş. Bekleyecek miyiz? Tabii ki. Konuşma dün melek. Konuşma. Bırak lan. Devrimcilere saldırma talimatını kimden aldınız lan? Bizi kendin gibi uşak mı sandın? Biz kimseden talimat almayız. Kime uşak dedin lan? Kime uşak dedin lan sen? Kime uşak dedin? Ömer de gelmedi hala. Bu saatten sonra da gelmez herhalde. Kalkalım mı? Birliğe gidelim istersen. Yok yok. O geleceğim dediyse gelirdi. Gelmiyorsa vardır bir sebebi. Benim içim rahat etmeyecek. Ben bir gideyim bakayım şuna. Tamam. Hadi eyvallah. Alo. Tarık orada mı? Var olsun mu dedin lan? Abi, telefon sana. Boş bırakmayın onu.
Boş bırakmayın. Alo. Tarık, ne yapıyorsun? Ne oldu bu saatte Leyla? Ne demek ne oldu bu saatte ya? Ben seni istediğim zaman arayamayacak mıyım? Arıyorsun işte, ne oldu? Hadi bana gel. Gelemem şimdi. Gelemem Leyla, ağır iş var bu gece. Ne demek işim var ya? Bana bak, ben senin için işimi tehlikeye atıp tüm fotoğrafları negatifleriyle beraber topladım. Sen bir gece işini feda edemiyor musun yani? Herkes bir şekilde risk alıyor Leyla. Benim sana haber uçurduğumu öğrenirlerse benim de kellem gider. Peki. Ne yapacağım şimdi ben bunları? Hepsini bir zarfa koy. Büyük postanede benim posta kutusuna bırak. Ben yarın oradan alırım. Tamam. Ama bir şartla. Neymiş o şart? Bir daha ben gel dediğimde ikiletmeyeceksin. Tamam. Söz mü? Söz Leyla, tamam. Güzel. İyi geceler. Göreceğiz bakalım Tarık Efendi. Ne işler karıştırıyorsun göreceğiz. Koçero, kaç saattir ses soluk yok. Dava arkadaşlarının hiç de umurunda değilsin bence, ha? Senin derdin anlaşıldı. Bizimkileri aklınca buraya çekeceksin, ha? Tam üstüne bastım. Gelsinler de boylarının ölçülerini alalım. Şimdi anlat bakalım. Başka ne gibi planları var faşist arkadaşlarının? Faşist senin babandır! Babamı karıştırma lan. 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 Bırak lan. Bırak. Babamı karıştırma lan. Şunun evine iki tane adam gönder. Burada olduğunu öğrensinler. Yürü. Sen babayı boş ver de. Ben senin ananın evine iki tane adam yolladım. İki tane adam gitti oğlum evine. Hayır! Hayır! Sus beni! Abin evde mi Şükran? Yok, gelmedi. Dükkana da gelmedi. Allah Allah. Akşam buluşalım demişti halbuki. Şükran, kim o gelen? Mübera teyzelerin Arif abi, Ömer abimi soruyor. Abin eve gelince bize bir uğrasın. Sağ ol kızım. Afiyet olsun. Sağ ol babam. Teşekkür ederim kızım. Arif'e sor. Arif abi, kahve ister misin? Yok Zeynep, sağ ol. Ne oluyor Halit? Abi. Ne oldu Şükran? Hüsnü amca, abimi kaçırmışlar. Kim kaçırmış? Bilmiyorum. İTÜ yurdu mu ne? Oraya götürmüşler. Arkadaş!
Bizim amacımız devrim. İşkence değil. Ben burada sorgu yapıyorum. Ona halk mahkemesi karar verir. Bireysel davranışa müsaade edilemez. Demokratik devrimden anladın bu mu senin? Kime sorduğunda tek başına hareket ediyorsun ha? Ama... Benimle tartışma arkadaş. Çok istiyorsan bütün arkadaşları toplar, demokratik bir şekilde öz eleştiri yaparız. Çözün ellerini. Yüzünü yıkayıp su verin. Abi, ne yapalım? Bilemeyin. Daha da sıkın iplerim. İyice sıkın. Peki su? Vereceğim ben ona su. Vereceğim. Ne oluyor lan? Ben yapacağım sizi bir öz eleştiri. Hasan! Mehmet! Eray! Benim abi. Hasan nerede? Hasan nerede? Gördünüz mü? Bilmiyoruz abi. Gidin bulun şunu bana. Sen gelmezsen ben gelirim. Tam bağımsız arkadaş. Ulan sus, 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 dur, dur. Sakin ol, buradan çıkmamız lazım. Bela çıkarmaya gelmedim. Arkadaşımı alıp gideceğim. Turancı Ömer mi senin arkadaşın? Ulan dur.
Kimsin lan sen? Her yerde karşıma çıkıyorsun. Afiyet olsun. Sağ ol. Evet. Babamın lafı geldi aklıma. Dayak buldun mu kaç, yemek buldun mu ye derdin. Fena hırpaladılar ya. Yiyebilecek miyiz bakalım. Ne oldu, anlatmayacak mısın? Yedikleri dayak ağırlığına gitmiş belli. Üniversiteyi ele geçiremediler ya. Kuduruyor bu komünistler be. Siz de kudursunlar diye az uğraşmıyorsunuz ama. Arif, bak gene başlama. Kardeşim memleket elden gidiyor be. Dünyadan haberiniz yok. Her şeyin sahibi olan bu memleketin de sahibidir. Merak etme Ömer. Bizim suçumuz sahibimizden hızlı koşmaya çalışmak. Boşa çırpınıyoruz. Hiçbir dava, hiçbir sevda aceleye gelmez. Başında rastladım aksakallı birisine. Bin yıllık bir halıya bin yıldan beri bağdaş kurmuş bir çınar gibi. Sordum ona, aşk ne ustam, hayatın sırrı ne? Tepeden tırnağa aşığım ben. Koskoca bir hayat var önümde. Sevda kuşum kanadımda, ürkütürsem tutamazsın. Öpseyle sapanla, vurursun da saramazsın. Hayat sırrının suyunu çeşmelerden bulamazsın. Ansızın bir deli çaydan birader, bir gazoz varsa. Yine mi sen? Hayır, yine sen. Hanginizi alacaksınız? Ne hangimiz abi? İki tane ver işte. Ablacığım bir tane var. Tamam, tamam bana ver. Ben önce gel. Olama. Gazoz benim. Neden mi şu? Ben öyle istiyorum çünkü. Bir karar verin. Sen kola iç, kola. Sen kola iç. Ne yapıyorsun sen ya? Şimdi ya gidip kavganızı dışarıda yaparsınız ya da burada oturup birer çay içersiniz. Bir tek gazoz vardı, onu da ben içiyorum. Hadi kardeşim bekleme, hadi bakın sırada bekleyenler var. Hadi kardeşim, hadi. Hadi kardeşim. Bana baksan sen. Ben çok sıkıldım bu meseleden. Gidip konuşup çözelim. Sesin çok fazla çıkıyor. Gel. Gel. Arif Ünlü ile ilgili bilgileri getirdim komutanım. Vay vay vay. Demek tek kişilik ordumuz bu ha? Evet komutanım, bütün bilgiler orada yazıyor. Yalnız bir mesele daha var komutanım. Nedir? Tümay Hanım geçen dönem sınıfta kaldığına göre bu oğlanla aynı sınıfta olacak demektir. Herif de sıradan biri değil. Milli Türk Talebe Birliği ile bağlantısı varmış. Spor kulübü başkanıymış orada.
judo dersleri veriyormuş. Işık, sen de mi buradaydın? Ha, evet. Arkadaş? Arif. Arif Ünlü. Merhaba. Üç çay. Derken? Ne yaptınız? Ne konuştunuz? Neler oldu? Anlatın. Bir şey olduğu yok. Arkadaşla sonu gelmez bir tesadüfler zinciri yaşıyoruz da. Karşılıklı. Arif Ünlü, anlat bakalım. Kimsin sen?